Yok. Kişisi başkanımız Profesör Doktor Sayın Mustafa Şentop tören alanımızı teşrif etmiştir. Kendisine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Tamam, bazı mensupları görüntü aldıktan sonra yerin önüne geçelim. Eski belediye binamızın verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak ve acil vakaya ulaşım. Bugün artık yeni Adalet Sarayımız ile Marmara ile vatandaşlarımız daha güzel bir hizmete kavuşmuş olacak. Yeni Adalet Sarayımız tüm ilçe halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum ve binanın yapımında emeği geçen tüm çalışan arkadaşlarıma. Yargı mensupları ve çalışanları adaletin en hızlı şekilde tecellisi için faaliyet göstermek zorundadır. Yüreğimizdeki adalet ateşi hiç sönmemelidir. Zira yüreği soğuyanın savaşı biter. Oysa ki bizim zalimler karşısındaki savaşımız hiç bitmeyecektir. Mahkemelerimizin, salonlarımızın duvarlarında yazan "Adalet mülkün temelidir" sözü devletin adaletle yaşadığını ifade ediyor. Adalet, cemiyetlerin ve milletlerin kalıcı olmasını, huzur ve ahenk içerisinde yaşamasını sağlar. Hangi milletin fertleri arasında adalet yoksa, teknolojik bakımdan ne kadar ilerleme sağlamış olurlarsa olsunlar, sonunda o millet büyük sıkıntılar yaşar. Adaletsiz ferdin gönlünde huzur, adil olmayan milletlerin arasında uyum, sevgi ve güven yoktur. Adil olmak, adaletle hükmetmek, yüce dinimiz İslam'ın da bir emridir. Nitekim yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Marmara Ereğlisi için, Tekirdağ için, Silivri için hayırlı olsun diyorum. Bu arada tabii arkadaşlarımız temas ettiler. Daha önce Marmara Ereğlisi yargı alanı olarak adli bakımdan Silivri Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargı alanında idi. O günün şartlarında muhtemelen mesafe ve ulaşım imkanları değerlendirilerek yapılmış olabilir böyle bir tasarruf. Fakat uzun zamandır bu şekilde devam ediyor. Bunun birçok komplikasyonu var uygulamada. Mülki alanla yargı alanı, adli alan birbirinden farklıydı. Yapılan birçok çalışmanın, faaliyetin sürdürülebilmesi için buradan Silivri'ye yazılması, Silivri'den ise emniyet olarak Tekirdağ'a yazılması, emniyet bakımından Tekirdağ sınırları içerisinde olduğu için adli kolluk bakımından ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Bu bakımdan Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargı alanına 1 Eylül tarihli HSK kararıyla da 2 Eylül'de resmi gazetede yayınlandı. Uzun zamandır böyle bir talep gerek Tekirdağ'dan gerek Silivri Başsavcımızdan geliyordu. Çünkü her ikisi bakımından da zorluklar zaman zaman yaşanıyordu. O da bu açılışa yetişmiş oldu böylece. Hayırlı olsun. Böylece adli alanda da yargı alanında da Tekirdağ'ın mülki alanıyla yargı alanı bütünleşmiş, birleşmiş oldu. Savcılarımız, hakimlerimiz, avukatlarımız için, bütün milletimiz için adli yılın hayırlı olmasını dilerken bu konuda savcılarımıza, hakimlerimize, avukatlarımıza düşen sorumluluk kadar vatandaşlarımıza da sadece hakkı olanın takibi bakımından büyük bir sorumluluk düştüğünü burada ifade etmek isterim. Tabii biz Türkiye olarak o büyük adalet anlayışının varisleri olarak bu anlamda ülke sınırları içerisinde vatandaşlarımız arasındaki ihtilaflar bakımından adalete önem verirken aslında dünyada da adaletin hakim olması için bir mücadeleyi sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan dünyadaki zulüm düzeninin, sisteminin değişmesi için çok önemli adımlar dile getiriliyor. Ve dünyadaki zulme uğrayan bütün halkların, mazlumların sözcüsü olarak Cumhurbaşkanımız uluslararası platformların hepsinde bütün bir dünyada yeni ve adil bir düzenin kurulması için bir mücadele yürütüyor. İlk defa Birleşmiş Milletler'de
dünya beşten büyüktür dediği zaman birçok kişi bunun çok hayali bir iddia, bir talep, bir söylem olduğunu söylemişti. Ama kısa bir süre içerisinde dünyada birçok siyasetçi, birçok siyasi lider, birçok topluluk, millet, halklar bunun ne kadar önemli olduğunu, ne kadar önemli bir değişimin başlatıcısı olduğunu gördüler. Bugün Birleşmiş Milletler'in kendisi, Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılanmasıyla daha adil bir yapılanmanın gerçekleşmesi için bir çalışma yürütüyor. İkinci Dünya Savaşı'nın galibi olan beş devletin sözünün geçtiği bir Birleşmiş Milletler. 200'e yakın ülke var. Bunlar bir araya gelip bir karar alsalar, içlerinden bir tanesi bu beş devletten, bu doğru değil bu karar dese, o karar geçersiz hale geliyor. Böyle adaletsiz bir düzen. Kendi içinde yapısal olarak adaleti esas almayan bir kurumun, kuruluşun dünyada bir barış sağlayabilmesi, adaleti gerçekleştirebilmesi mümkün değil. Temel sorunu bu uluslararası kurum ve kuruluşların. Dolayısıyla böyle bir dünyada bütün insanlar için ve bütün insanların eşit olarak temsil edildiği, bütün devletlerin egemenlik haklarına saygı duyulan ve onların eşit sayıldığı bir dünya için uluslararası kurum ve kuruluşların adil bir şekilde yapılanmasına yönelik bir mücadeleyi sürdürüyoruz bütün dünyada Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Tabii bu şu anlamada geliyor bu mücadele. Biz Türkiye olarak adil bir paylaşım istiyoruz. Adil kararlar istiyoruz. Adil davranışlar istiyoruz. Türkiye'nin hakkı olan şeyi istiyoruz. Hakkımız olmayan şeyi veya hakkımızdan fazla olan şeyi talep etmiyoruz. Ama herkesin de hakkına saygı gösterilmesini istiyoruz. İşte Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de yaşananlar da bunlar. Türkiye, uluslararası hukuka göre sahip olmuş olduğu hakları ve yetkileri sonuna kadar kullanma kararlılığı içerisinde. Ama bunu yaparken başka ülkelerin hakkı olan, başka devletlerin, halkların hakkı olan şeye de tenezzül etmiyor. Onu da talep etmiyor Türkiye. Herkes hakkını alsın ama Türkiye de hakkını alacak. Bunu kararlılıkla sonuna kadar, hangi vasıta icap ediyorsa, hangi şartlarda olacaksa o şartları sonuna kadar kullanarak Türkiye kararlılıkla bunu sağlayacak. Bu bakımdan Türkiye hakkını elde edebilmek için her konuda, her şeye hazır. Bu konunun müzakere yoluyla çözülmesine de Türkiye hazır. Çünkü haklı olduğuna inanıyor, haklı olduğumuza inanıyoruz. Başka yollar gerekiyorsa o yollarla da bunu çözebilecek güce Türkiye sahip, kudrete Türkiye sahip. Bu bakımdan biz hem Türkiye'de ülke sınırları içerisinde ve vatandaşlarımız için hem de dünyada yaşayan bütün insanlar için, insanlık için ve devletler için sonuna kadar ve tam manasıyla adaleti temin edilmesi için mücadele yürütüyoruz. Adalet istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz efendim